Öncelikle salon paneli olarak sizleri en içten sıcak duygularla selamlıyor ve bu güzel salonumuza, güzel akşamda, bu güzel toplulukta, güzel yemeğe hoş geldiniz istiyoruz. Salon paneli olarak önce sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Kıymetli konuklar, Divri Özbağı Köyü Kalkındırma Derneği'nin muhteşem gecesinde birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu anlamlı ve mutluluk verici bir gecede konuşmayı yapacak olan Özbağ Köyü Kalkındırma Derneğimizin değerli başkanı, değerli büyüğümüz, değerli abimiz Sayın İsmail Genç Bey'i buraya davet ediyorum. Lütfen alkışlar mısınız? Alkışların devamını istiyoruz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer misafirler, sevgili Özbağlar, hoş geldiniz. Bu güzel gecede bizi onurlandırdığınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum ama bir şey söylemek istiyorum. Hani Özbağlar? Özbağlar yok burada. Özbağlar burada yok. Yazık, ben bunu üzülerek söylüyorum. Ben istiyordum ki biri köyün alt tarafından gelsin, biri üstünden gelsin, biri orta mahalleden, biri aşağı mahalleden simalar gelsin buraya. Maalesef hep bir mahalleden gelmişiz. Gecemizin ilerleyen dakikalarında çekilişimiz var, zengin çekilişlerimiz var, açık artırmamız var, artı gelecek olan değerli misafirlerimiz var. Onun için gecemizin iyi geçmesi için, sizlere hizmet edebilmemiz için biraz canı yürekten dinlersek söylenenleri daha güzel olur. Ben sizi daha fazla üzmeyeyim. Programımız başlasın. Hepinize afiyet olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. En iyi akşamlar, en iyi eğlenceler sizin olsun diyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ikinci başkanımız var şimdi. Başlangıçtan beri kendisi tabii şıklığını hiçbir zamanda bozmadı. Sayın Vahap Öksüzoğlu. Sayın Öksüzoğlu, hoş geldiniz. Hani bu kadar mı alkış Sayın Öksüzoğlu'na? Şimdi başkanım. Sayın misafirler, muhterem Özbağlılar, şahsım yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize hoş geldin diyor, saygı, sevgilerimi sunuyorum. Muhterem canlarım, vaktinizi almayayım, ancak mesaj mahiyetinde size iki kelime sunmak istiyorum. Kendi köy derneklerine katılımda bulunmayan insanların herhangi bir toplumsal alanda insanlarına faydalı olacağını da zannetmiyorum. Dernekler halk yararına kurulan bir demokrat kitle kuruluşudur. Sizlerin desteği olduğu müddetçe bizden sonra yönetime gelen insanlar daha aktif, daha başarılı, sizlere hizmet edeceğine inanıyorum. Amacımız bir gönül köprüsü kurmak, insanların birlik, beraberliğini oluşturmak. Yani diyorum ki, bugün ve her zaman gelin tanış olalım, işleri de kolay kılalım. Saygılarımla.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet veren yönetim kurulu arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Hüseyin Öksüz, Hasan Sarıtaş, Kadir Gündüz, Ali Öksüz, biraz çabuk yürü, çabuk. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize tekrar saygılar, sevgiler, en iyi akşamlar diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. Peki. Thank you.
ikinci bölge milletvekili adayımız, değerli büyüğümüz, değerli abimiz Sayın Mustafa Tibisi Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Ve değerli misafirleri. Sayın Erol Abik Bey aramızdalar, hoş geldiniz efendim.
Yine Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Sayın İzzet Bayraktar Bey ve Yönetim Kurulu. Arabistanlar hoş geldiniz efendim. Geçmesini diler, saygılar sunarız. Kangam ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Emin Kangam, Hüdayit Türkmen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Thank you.
getirirsin bana onu Tayyip, bak bunu ben nasıl diyorum. Bak bravo. Arkadan o işçi de bence. Beyefendi bir saniye geçiyorum. Arkadan o işçi de var mı? 45 lira mı? Kardeşim bize büyük lira mı diyor bak her şey. Bir bilet, iki bilet. Bir bilet, iki bilet. Bak, bir bilet. Bak, bir Niye kızdırıyorsun? Merhaba. Allah yarabbim, paparazzi. Ya beni çatalla götürmeler de. Şahin, onların biri benim olması lazım herhalde. Kolay mı? Oradan alırlar sizden. Tamam diyorum, ya da bir kere ver. Gel şimdi telefon yap, bak poz ver. Hoş bulduk. El sallayın. Kola bir tane. İki tane kola. Yok yok. Sen ne istedin? Kola kesin. Ben öpe. Ay yapma. Niye öyle bu? Allah'ım benim gibi oğlum. Evet ya, benim yerlerde seyredim. Uğurma ha, yürekli. Ya sen. Siz bizi bastarı görebiliyorlar. Bizim masayı çek buna, buzluyoruz. Biz kamera yaşamıyorum işte. Sıkırım. Teşekkürler. Bu alma, bu çok kamera parçalar. Kameraları izliyorsun. Bir dakika, 5 yıldır var ya, bir müzakarını vermek istiyorsan şimdi yapar.
daha seçimden sonra Haluk Cevger'de Akın Büyükdağ'da buradan ve bu evlerine zaten ateşin içine almıyor. Sanatçısı geliyor. O güzel alkışlarınızla Canan geliyor. Thank you.
Güzel gece, hepiniz hoş geldiniz Ömik öncelikle. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.
Thank you.
Selam olsun benim öz babam.
Efendim, devam edecek. Şu anda çekiliş için kalem, çakma, çikolata satışılmış başladı, değil mi efendim? Sayın Başkanım. Evet, görevli arkadaşlarımız. Tabii ki görevli arkadaşlarımız şu anda satışı başladılar. Çekilişler, çok sürpriz çekilişler var. Altın var, ütün var, tost makinesi var, daha çok güzel sürprizler var. Lütfen. 80 milyar herkesin olabilir. Evet, yılbaşı milli piyango bileti var. Belki 80 milyar size çıkabilir. Neden olmasın? İnşallah çıkar. Bütün konuklarımızın almalarını rica ediyoruz. Evet, görevli arkadaşlarımız satışa başlayabilir. Sizler çok teşekkür ediyorum. Programımıza devam edebiliriz. Buyurun. Thank you.
Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yine Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili adayı Sayın Ali Bey ile aramızdan ayrılıyorlar. Çünkü başka bir toplantıda olduğunu söylediler. Lütfen alkışlıyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Hırda tarzı. Saygılar bakalım. Satışlarımız, burada satışlarımız devam ediyor. Lütfen onların numaralarını atmayın. Çünkü çok sürpriz. Yılbaşına da az fazla bir şey kalmadı. Biliyorsunuz bir iki yoga biletimiz de var. Lütfen o numaraları kaybetmeyelim. Çünkü gerçekten güzel hediyeler var. Buna ben gerçekten gözlerimle de şahit oldum. Ben gördüm. Efendim şimdi yine Divri Vızbağı köyünün yetiştirdiği o taşından, oranın taşından, toprağından yetiştirdiği altın saç kurutma makinesi, milli piyango biletlerimiz yani çekilişlerimizde çakmak kalem hediyelerimizde oldukça zengin. Lütfen almanızı rica ediyorum. Çünkü çok sürpriz hediyelerimiz var daha da efendim. Emeledim, özlük emeledim. Aynalı beşikte yavrum bebek beledim ha. Aynalı beşikte yavrum bebek beledim. Büyüttüm besledim anam anam asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Tamam, teşekkür ederim. Karaköprü narlı dere, sevdalandım bir esmere. Ben ona ömrümü verdim, o da gitti ya delere vay. Ben ona ömrümü verdim, o da gitti ya delere vay. Gidi gidin, yara gidin, yara ahlakımı bildirin. Eğer o yar gelmez ise tutu saçında getirin vay. Gidin gidin, yara gidin, yara ahlakımı bildirin. Eğer o yar gelmez ise tutu saçında getirin vay. Vay 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 vay. Gidin gidin, yara gidin, yara ahlakımı bildirin. Eğer o yar gelmez ise tutu kolumda getirin vay. Gidin gidin, yara gidin, yara ahlakımı bildirin. Eğer o yar gelmez ise tutu saçında getirin vay. Gönül vermiş Türkiye sahnelerimizin güçlü bir sesi geliyor. Televizyonlarda son zamanları sık sık izliyoruz ve işte bu değerli sanatçımız Harun Akmaca geliyor. Müzik
Ben sana ben seçerim. Şimdi oturun. Şimdi oturun. Ben seçerim. Allah Allah. Yine güzel bir böyle bugün. Zekeran gibi koşuyorlar. Efendim saygıyla sağlıklar. Hoş geldiniz. Şeref ve zekese yerler veriyoruz. Afiyetler olsun. Ve evlerinizde Palmina'yı seçtiniz. Gerçekten Palmina çok güzel. Böyle programlar yapıyor. Başta ben olmak üzere. Değil miyim acaba? Alkışlar. Bak. Yani o daha çok alkışladı. Şöyle bir duyalım da kulağımızın kasları sırası şöyle alkışlarım. Allah Allah. Bu ne böyle kibar kibar alkışlarım. Söyle. Başı duman fare fare. Yol ver dağlar. Yol ver dağlar. Teşekkür ederim. Thank you.
saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın. Alkış yok, alkış. Efendim, şimdi sattığımız çikolata, kalem, çakmak, rozetlerde olan numaralara ikramiye kazanan numaraları size okuyacağım. Elinde numarası olan gelsin hediyesini bizden alsın. Hüseyin. Getiriyorsun buraya onu. Ben buraya getiriyorum. Daha sonra sen işin. Sen işin sonra. 70 numara. 70 numara olan numarada 210 numara. 210 numara. 210. O zaman demek ki kimse hiçbir şey almadı. Değil mi? Şöyle. Ben. 290 numara. 290 numara. 290 numara. Tost makinası. Tost makinası. Sevgili kardeşimiz de derneğe bağışladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cengiz Bey. Bir alkışlayalım Cengiz Bey. Numara 500. 500 numaralı tarihimiz 500. Yok mu? 500 de yok. Şimdi. Okuyacağım numaralar yılbaşı milli piyangosu alan tarihlerin numaraları 15 numara 15 numara tamam oğlum. Numara. 96 numara. Öyle olmuyor. 96 numara. Biletin nerede? Ne bilet? Ben bu bileti yapacağım. Olur mu? Ben bu bileti yapışması gerekir. Neyse şimdi o telaffuzu yapalım. 125 numara. 125 numara biletiniz. Güle güle kullanın. Bol şanslar, kazançlar dilerim. 250 numara. 250 numara. 250 numara. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum size.
125 milli piyango bileti. Milli piyango bileti 125. Bu bilet sadece. Bilet çekilişi. Niye karıştı? 125. 125 aynı bilet üzerinde. Hangi 341 numara. Tamam. Bilet istiyorum. Tamam. Aynı şey. Şu Hüseyin'i bakıp çağırıyoruz. Anlamışlar ki çıldırıyor. Çok emeği geçen, yıllarını veren eski başkanımız Sait Ölmez Bey'i sahneye davet ediyorum. Sait Ölmez yönetecek. Kadınlar ve onların güzel çocukları, merhaba. Şahsım adına konuşuyorum. Verilen görev toplumsal açıdan kimin olursa olsun. Derneğimizin yönetim kurulu arkadaşlarına verdikleri bu çabadan, bu güzel geceden dolayı toplumsallığın gerektirdiği, birlikteliğin gerektirdiği bu geceyi düzenledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu büyük emeklerle olan bir şeydir. Kolay kolay olmaz. Bunu gönül ister ki herkes takdir etsin, yani sizler bu arkadaşlarımızın da bu çabalarını lütfen onlar adına söylüyorum. Hepimiz, ben canı gönülden takdir ediyor, kendilerine tekrar bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dayanışmanın bir özelliği de, bir örneği de tabii ki katılım, biraz da ekonomik katılım. Ben ilk olarak böyle bir görevi alıyorum. Bunu da ne derece başarabilirim bilmiyorum ama affınıza sığınacağım. Belki masanıza kadar geleceğim, belki değil, muhakkak geleceğim. Bilet satmak, piyango bileti dağıtmak, şeker vesaire, bunlar hep bir yardımlaşmanın ürünüdür. Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımız bir televizyon layık görmüşler bu gecenin bu açık artırması için. Daha doğrusu biz bunun adına açık artırma diyoruz ama bir yardım toplama, dayanışmayı gerektirdiği için bu şekilde bir isim koyduk. Ben önce dernek başkanı sayın arkadaşım İsmail Bey'den başlamak istiyorum. Bir görelim bakalım. Gönüllerinden ne kopuyorsa. Bunda metazoru hiçbir şey yok. Herkesin gönlünden ne koparsa. Şimdiden yapacağınız yardımlar için hepinize teşekkür ediyorum. Evet Sayın İsmail Bey, lütfen. Sayın İsmail Bey'den 2 milyon lira çok teşekkür ediyoruz ve Sayın... Bir de sizi görelim bakalım, şu elinizi atın cebinize. Aman cebinizde bugün akrep olmasın, lütfen. Sayın Vahap Öksüzoğlu Bey'den 4 milyon lira teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz, lütfen. Bazıları
yere bakıyorum, bana önce cepheden bakıyorlardı, şimdi böyle yan oturmaya başladı. Ben geleceğim, hiç merak etmeyin. Hepinize geleceğim yanınıza. Evet Hüseyin Bey, bakın genç arkadaşımız hiç seslenmeden geldi. 1 milyon lira Hüseyin Eğilmez Bey'den, Öksüz Bey'den çok teşekkür ediyoruz. Benim adaşım, manevi kardeşim, müsahibim, yani ben, Sait Ölmez. Gel bakayım, senin de boyunu görelim. 1, 2, 2 2 milyon, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ali Öksüz Bey'den 500 bin lira teşekkür ediyoruz. Bizim amcaoğlu, Hıdır Gündüz Bey. Hıdır Gündüz Bey, aranıyorsun. Yani arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben masalarınıza kadar geleceğim. Bilmiyorum gelebileceğimi, bu seyyar şey yok mu? Sofa yok mu? Başka eski dernek yönetimi. Başkan yardımcısı Sayın Müslüm Eğilmez Bey. Gel bakalım, akrep olan cebini bir yoklayalım. Bana değil, bana değil. Şuraya, lütfen. Arkadaşım biri gözlük üstünden bakıyor. Biraz sonra, biraz sonra, biraz sonra. Müslüm Bey'den 1 milyon teşekkür ediyoruz. Evet. Kusura bakmayın, benden büyük olan abilerime sesleniyorum. Mikrofon bu kadar uzuyor, masalarınıza kadar, yanınıza kadar gelmek ister, elinizi sıkmak isterim. Köyümüz, yine halkından büyüğümüz, dediğimiz denetleme kurulu başkan yardımcısı Sayın Rıza Seyhan abimizden. Seyhan abimiz lütfen. Lütfen. Komşumuz Çamşırlı, okul arkadaşımın kaynağı Sayın İsmail Çınar Bey. Mahallemizde, pardon. Mahallemizde tam caminin karşısında elektrik dükkanı var komşumuzun. Bize verdikleri bu dayanışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca 1 milyon lira bağışta bulunuyorlar, teşekkür ediyoruz. 1 milyon, yine geleceğiz. Evet, Tüccar Mahmut Eğilmez abimiz. Lütfen, öyle portakal yeme, gel bak. 5 milyon abi. 4. Ha, pardon. 4 milyon. 4 milyon. Yürü, 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 durma. Ne biliyorsun? Abi, benim de biliyorum. Dur ya, ben de. Ne oluyor? Mahmut abimiz, ne veriyoruz? Şimdilik 200 bin, öyle mi? Teşekkür ediyoruz, ona da teşekkür ediyoruz. Evet, ben bir şu masalarda, şu masalarda eğitimci bir arkadaşımız var. Eğitimci, eğitimci, öğretmen. Öğretmen, sen İbrahim Bey, lütfen, gel bakayım, 10 milyon, öyle mi? Köyümüzün, bu tam bizim köyümüz yani. Şu anda köyümüzün temel taşlarından birisi. Geçmiş dönemde de derneğimize çok güzel bir esprisi olan komşumuz ve kendisine bir teşekkürlerimizi iletir. O zamanın şeyle bir teşekkürname sunmuştuk. Hanım Kırılmaz komşumuzdan 500 bin lira çok teşekkür ediyoruz. Hep alkışlayalım. Alkış. Evet, evet, evet. Görelim bakalım. Aa, bir esnafımız var, bir esnafımız var. Hakan Müfer'in sahibi, lütfen. Hakan Müfer'in sahibi. Teşekkür ediyoruz. 2 milyon şimdi bitiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Durmuş günümüz arkadaşımızdan, komşumuzdan 1 milyon teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Getirdi. Evet, kaçtınız mı? Evet, sayın komşum, değerli. Haydar Yıldırım Bey de. Gel, sen buraya gel bakayım. Senin misafirimiz varmış, hiç görmedik. Önce hoş geldin diyorum. Şimdi arkadaşımız, köylümüz, belki bir kısmı genç arkadaşlarımız tanımıyorlardır. Haydar Yıldırım Bey'in kardeşi Hüseyin Bey. Önce hoş geldiniz dedik. Derneğimize katkınız ne olur? Önce geldiğiniz en büyük katkınızdır gelmeniz. Onun için ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Katkınızı da bekliyoruz lütfen. 50 dolar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Mehmet Ali'yi göremiyorum. Mehmet Ali. Mehmet Ali nerede? Aa, Mehmet Ali, gel bakayım. Gel. Başkanın kardeşi, gel bakayım. Gel bakayım. Sen başkanın kardeşisin. Köyümüzün gençlerinden birisisin. Bir söyle bakayım. Bir konuş bakayım, ne vereceksin? 50 mark da bende.
50 markta Mahmut Bey'den teşekkür, Mehmet Ali Bey'den çok teşekkür ediyoruz. Al, Şilan gel bakayım. Şilan gel bakayım, gel bakayım. 1 milyon. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sabri Bey. Maşallah. Etneci, hem yazar, hem ses sanatçısı. Yanlış hatırlamıyorum, anlamadıysam. Gül Hanım. Gül Kansu Hanım, lütfen. Misafirlerimize zorlama yapın. Efendim, bu mutlu, dostluk, dostluğa çağrı gecesinde tüm Sivaslı dostlara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki dostluk çağrınızda her zaman birlikte olmak için davetinizi bekliyorum. Bir kızımızı gönderiyoruz. Hemen oradadır, hemen oradadır. Gelme, oradan gelme. Hemen yanıma şimdi abimiz, bir dakika anons edeceğim. Abimiz, komşumuz, yakın köylümüz Ali Şimşek Bey'e. Nurettin Bey'in yanında, hemen. Ben oraya bakıyorum. Dur. Şimdi ben iki abimizi de buraya çağırıyorum. Seni de çağırdım, gel. Bana. Parasını al. Ne olur ne olmaz bakalım. Eyvah. O para her zaman bizim paramız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın komşular, sizi yordum. Üzmedim de yordum yani. Üzülmediğinizi biliyorum. Biz töremizle, tüm güzelliklerimizle köyümüzde aynı havayı soluduk. Burada dertlerimiz aynı, ızdıraplarımız aynı, sevinçlerimiz de aynı. Bundan sonra her türlü açıdan birlikteliğimizin devam etmesini diliyoruz. Büyüklerimiz, biz burada artık yani sırçalı, çamurlu, başörün, şahına demiyoruz yani. Biz burada hep artık sanayiliyiz veya İstanbul köyündeniz diyoruz artık. Ama kökümüz yine... Kökümüzü unutmuyoruz, törelerimizi unutmuyoruz, geleneklerimizi unutmuyoruz. Unutmadığımızın bir göstergesi de işte şu gece şurada buluşumuzdur. Şimdi ben abilerimize, önce ben teşekkür ediyorum, sonra dernek yönetimi adına teşekkür ediyorum. Sonra da bu katkılarından dolayı tüm Özbağlılar adına kendilerinden teşekkür ediyorum, bir alkış istiyorum. Olmadı. Şimdi bunlar iki kişi, bir alkış daha istiyorum. Var olun. Bu gecede emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Sait Bey'in de söylediği gibi Şahan Sırçalı Çamur diye bir köy yoktur. Hepimiz aynı insanız. Hepimiz buralarda ekmek parası için geldik. Ancak bir şey var. Yani Rıza Seyhan abi bende yaşça büyük. Şimdi Şahanlar Şahanlı diyor. Aldı ki Çamurlu çıkarsın nüfus kağıdını. Onun için ben Rıza abiye bağışlıyorum, hissemi de ona terbiye ediyorum ve bize teşekkür ediyorum. Ben de yönetim kurulu adına çok çok teşekkür ederim. Şimdi telefonu şeye bağladım. Gel bak. Gel. Rıza abimiz maaşları. Hasan abimiz bakalım bu konuda ne düşünüyor? Bakarsın ben alır giderim de. Biz vereceğiz yani. Hayır, ben testere değilim dedim. Ben İsemli Rıza abiye başladım. Çünkü Çamurlu ve benden de büyük aynı zamanda abimdir. Ne derse öyle olur. Biz de...